topluluklar ya da ülkeler herhalde sadece bunlar hareket etmiyordur. Sadece onunla hareket etmediği için yönetimle bizim ilişkimiz bozulmuyor. Yani ben defaatlerce Kerry ile görüşüyorum. Neredeyse her hafta görüşüyorum. Bazen her gün görüşüyorum. Mesela Sayın Başbakanımız Obama ile görüşüyor. Ama bu kesim öngördükleri siyasi senaryo gerçekleşmeyince huysuzlanmaya başlıyorlar. Onlar her şeyi bilir ya. Onlar Türkiye'nin kaderinde şu sıradan kululu, o gözlerin içi ateş gibi parlayan Cihan Beyli ülke için yani. Onlardan daha iyi bilirler ya oturdukları yerlerde. Eskiden bunu şey yapar, Türkiye içinde belli bir elit basın oligarşisi yapardı. Ben herkesten iyi bilirim, o halk nedir ki? Ben telefon ederim başbakana, şöyle olması lazım gelir diye. Bizim dış politika eleştirenlere bakın, akıl verenlere. Verdikleri akıl hep de yanlış çıkmıştır vermeye çalıştıkları. Ama akıl verme iddiasını sürdürmüşlerdir. Şimdi böyle bir sektör var. Kariyerlerini bununla yapmışlar. Ve istiyorlar ki Türkiye'de senaryo onların istediği gibi seyretsin. Seyretmeyince huysuzlanıyor, yönetime yazı yazıyor. Bak benim istediğim olmadı ama senin üzerinden benim istediğim olsun. Yani sen benim yapamadığımı, benim değiştiremediğim iktidarı sen baskı yap değiştirelim. Evet. Kusura bakmasınlar. Evet. Yani bu ülkede artık böyle sektörlerle iktidar değişimi olmaz. Evet. Eğer iktidar değiştirmeyi düşünüyorlarsa aynen benim bu kadar işin gücün arasında ve hiçbir zaman da hayatımda hani düşünmediğim, yani kötü gördüğüm için değil, hayat planlamam hep kitapların arasında bir planlamaydı. Ama gerektiğinde çizmeyi giyerim. Bu işi yapacaksak bir hafta içinde Konya'nın 31 ilçesine gideceğim inşallah. Türkiye'de kendileri iktidar gelmek ya da değiştirmek isteyenler varsa giyecek çizmelerini, girecek halkın arasına, 31 ilçeye gidecek bir hafta içinde. Evet. Ya da işte Sayın Başbakanımız gibi gece gündüz bütün Türkiye'yi dolaşacak. Oturdukları yerden iktidar sahibi olma fikri bitti. Evet. Bu tür sektörlere bağlı olarak Brüksel'den baskı yapalım, Washington'a baskı yapalım ve Türkiye'de bir kamuoyu oluşturup bir de ilişkileri bozup işte şimdi onu çıkardılar. O kadar ahlaksızca bir şekilde tabirimi mazur görün. Türkiye'de seçim hilesi yapılacakmış gibi bir kanaat oluşturup niye gözlemci göndermiyor Avrupalılar? Allah aşkına. Türkiye'de Türkiye Muz Cumhuriyeti de değil, evet. Esed Cumhuriyeti de değil onların kafasındaki gibi. Türkiye'de 1950'den bu yana hiçbir seçim, hatta daha önceki dönemlerde de 46 şey hariç, o tek parti dönemleri demokrasi değildi ama 1912 yılındaki seçimlerde dahi belli bir standart oluşmuştur. Yani ikinci meşrutiyette. Evet. Şimdi bu şeyi şimdiden yayıyorlar ki, dikkat edin. Nasıl o? Baktılar ki iktidar değişmiyor ve güçlü olarak devam edecek. Bu sefer o iktidarın meşruiyeti nasıl sarsabiliriz? Ha, bu seçimlere şaibe girdi. Evet. Türkiye, ben onun için dün birkaç gün önce bir televizyon falan da söyledim. Hoş geldiler, sefa geldiler. Kim gelmek isterse gelsin ama Türkiye gibi bir ülkede zaten gözlemciye şu anlamda ihtiyaç yoktur. Bugün Stefan filan öyle bir açıklaması evet. olmuş galiba. Neden? Çünkü bütün basın zaten alanda. Onlar zaten gözlemci. Yani ulusal basın, evet. uluslararası basın. Herkes gözü önünde. Televizyonlar canlı yayınlıyor her şeyi. Yani Türkiye gizli saklı bir ülke değil, yeni gelişmiş. Ama buna rağmen Avrupa Konseyi'nde bir tek şey vardır. Hani mahalli seçimlerde gözlem. Gelsinler. Kim istiyorsa gelsin. Sayın Başbakan da zaten 81 ile tabii istiyorlar. Sayın Başbakan. Çünkü kim istiyorsa gelsin. Çünkü bizim gizli saklı bir şeyimiz yok. Türkiye'nin en büyük gücü. Bakın başka ülkenin petrol, doğalgazı olur. Türkiye'nin en büyük gücü demokrasidir. Evet. Başka da yani şey anlamda söylüyorum. O zaman işte o mektuplar o da sonuçsuz kalınca acaba seçimde bir şey mi? Herkes evet. meşruiyetin gereğini yapacak. Kimse vermediği bir emeğin karşılığını istemeyecek. Evet. Tutup da işte ne oldu? Yazdılar mektubu. Hani bir kamuoyu oluşuyor. O kamuoyu içeri, birbirini destekleyen kamuoyu. Akademik hayatta şöyle bir şey vardır. Bir grup, bana da böyle gelen olmuş, hiçbir zaman kabul etmediğim bir şey. Bir grup oturur, yani zamanla oluşan, herkes birbirine referans yapar. Ve bir müddet sonra hepsi meşhur olur. Yani bir tabiri caizse bir akademik... Medyada gazetecilerin referans yani. Yani bir makale yazarken evet. o ona atıf yapar, o da ona atıf yapar. Bir müddet sonra referans olur yani tanınırlar. Bunun gibi dikkat edin, Türkiye içinde ve dışında son dönem hükümetin meşruiyet kaybettiği ya da gideceği ya da işte şu oldu bu oldu gibi kanaatle
Önce Batı'da çıkıyor, içeride birileri bunu yazıyor. İçeridekine Batılı bir başka gazete ki o gazetenin adlarını vermeyeyim. Hepsi maruf gazeteler. Hepsi maruf, bilinen, meçhul, bize meçhul olmayan yazarlar. İçeride biri yazıyor, dışarıda onu biri alıyor. Bunu da kim diploma? Onu tekrar içeride biri alıyor. Bir bakıyorsunuz kısır bir döngü içinde Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kapkaranlık bir senaryo oluşturuluyor. Evet. Bu şey değil. Evet. Ya bu başka operasyon. Efendim şeyi soralım hemen. Bunu izleyeceğim. Aralıkla bitirelim. Devamlık çok aşağıda. Şeyi soralım hemen de şu Tayland'daki 200 Uygur Türk meselesi izleyeceğimizden bize çok geliyor. Durum nedir? Bana işte da geliyor. Şey, yani şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Özellikle tweetler üzerinden kampanya yürüten çevreler, iyi niyetli çevreler de var yani onun tenkit anlamı. Evet. Şunu herhalde bizim takip ettiğimiz politikadan, yürüttüğümüz vicdan odaklı siyasetten ve çabadan herkesin bilmesi lazım ki böyle bir konuya bizim hükümetimiz, ne Sayın Başbakan'ın ne ben bigane kalırım. Yani böyle bir şey yok. Bigane kalmak diye bir durum yok. Eğer bu konuda çok sık açıklamalar yapılmıyorsa başarılı olması istenen sessiz bir diplomasi yürüyor demektir. Herkesin bu konuyu bilmesi lazım. Evet. Şimdi dün ben bu konuda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri ile sadece iki kere görüştüm. Tayland hükümetiyle görüşüyoruz. Yani herhalde bizleri tanıyanlar şu son 12 yılda bilirler ki Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki meselelerle bu kadar yakından ilgilenen Tayland'da Uygurlarla ilgili bir mesele. Uygur da demeyeyim hatta yani o anlamda kimliklerin tespitine çalışılan bir akraba toplulukla ilgili veya bir yakın şeyle ilgili bir konuda bizim bigane kalmamız mümkün olur mu? Evet. Ama nihayet uluslararası hukukun ve ulusal hukukların gerektirdiği adımları o çerçevede atma zarureti var. Evet. Yani bir topluluk ya sizin vatandaşınızdır, nerede olursa olsun hakkınızı gözetir alırsınız. Ya sizin vatandaşınız değil, zor durumda insani bir konudur, onun da yöntemi farklıdır. Bu konuda yürütülen veya yürütülmekte olan bazı kampanyalar iyi niyetli bile olsa, açık söylüyorum, oradaki kardeşlerimize zarar verir. Bırakınız, biz elimizden geleni bu konuda zaten yapıyoruz. Kimsenin de bu konuda tereddütü olmasın. Dediğim gibi dün ve bugün dahi çok yoğun bir diplomasi takip ettik. Şunu da söyleyeyim, eğer bu derece high profil, yüksek profilli bir noktaya getirilmemiş olsa bu mesele şu ana kadar çözülmüştü. Evet. Biraz bazı konularda hükümetimize güvenilmesi ve bizim en azından bu tweetleri atanlar kadar bu meselenin bilincinde olduğumuzun herkes tarafından bilinmesi lazım. Kimse bize ders şey yapmaya kalkmasın. Evet. Yani burada evet. Bir ihmal, şöyle bir şey çok yanlış bir yaklaşımdır, açık söyleyeyim. Suriye'den 700 bin kişiyi aldık da bunları mı alamıyoruz? Yani bu kıyas olabilecek bir şey mi? Libya'dan mesela binler kişiyi burnu kanamadan Türkiye'ye getirmiştik. Hayır, bunlar kıyas edilecek şeyler. Evet. Yani sınırımıza gelmişti ki başka bir ülkede, üçüncü bir ülkede sizinle hukuki bir bağ görmüşte olmayan bir şeyle ilgili bir çaba yürütüyoruz. Yani bunlar kıyas edilecek şeyler değil. Bir insani tavır başka bir insani tavrıyla karşılaştırılmaz. Kaldı ki bu konuda bizim ne yapmış olduğumuzu geçmişte konunun içinde olanlar bilir. Bu konuda spesifik olarak bu konuda ne yapmış olduğumuzu konunun içinde olanlar bilir. Nasıl bir gayret sarf ettiğimizi, ne kadar masumu dünyanın değişik yerlerinden ama bu arada bu grup şeylerle ilgili olarak da salimen kurtardığımızı konunun içinde olanlar bilir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili kamuoyumuzun sükunetle bize güvenerek ama süreci de etkilemeyecek tarzda tavır almasını bekliyoruz. Efendim son bölüme girdik. Çok az zamanımız kaldı ama siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Seçim çalışmaları var. Ama tabii ki Türkiye'nin bir gündemi var. Seçimleri o gündemle giriyor. 17 Aralık. 17 Aralık operasyonları. Öncelikle 17 Aralık operasyonları ve tır operasyonuyla birlikte dışişleri içerisinde paralel bir devlet yapılanmasından söz edebilir miyiz? Var mı böyle bir tartışma? Yok, hayır. Yani bakanlık kastı şeyle mi söylüyorsun? Evet. Yok. Şimdi şöyle diyeyim. Devlet mekanizması devlet tavrı gerektirir. Bu konuda kim şu veya bu gerekçeyle devletin
meşru gücü olan sivil iktidarın emirleri dışında emir dinlerse buna bu mazur görülemez, buna izin verilemez. Hele hele bu Dışişleri Bakanlığı gibi devlet temsili ve devlet stratejisi gerektiren bir kurumda kesinlikle müsamaha edilmez. Ancak Dışişleri Hariciye Kurumu gerçekten köklü bir kurumdur. Sivil iktidara bu anlamda demokratik bilinçin içinde tam bir ki demokratik bilincin de kuvvetli olduğu anlamda bir kurum, evet, olarak bir nihai otoritesine ittiba olma konusunda bir tereddütü olamaz. Bizim için de herhangi bir kim ve ne şekilde olursa olsun Dışişleri Bakanlığı benim hiçbir zaman müsamaha göstermeyeceğim şey devlet temsilinde etik zaaf gösterilmesi. İki, devlet temsilinde devletin işleyişiyle ilgili şüphe uyandıracak bir tavır sergilenmesi. Peki efendim, bu paylaşımlar... Bunlarla ilgili söz konusu ama tabii değişik şeyler, yapılan bunlar. Eğer varsa her türlü tedbir alınır. Bütün bakanlıklar, bu tür, sadece bakanlıklar. Peki efendim, değil. Son. Bu paralel yapının Türkiye'de artık bu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Tespitleriniz, araştırmalarınız da size gelen bir başka ülkelerle de bir bağı, ayağı var mı? Aslında biraz önce verdiğim cevaplarda, yani daha önceki bölümlerde, evet, verdiğim cevaplarda onların bazı izlerini bulabilirsiniz. Bu toplanan... Yani yazdığınız, yazılan bu mektuplar, Türkiye'de seçime şüphe kazandı, katacağı gibi bütün o spektruma baktığınızda bunun tek ayaklı bir operasyon olmadığını görürsünüz. Yani yıpratılmak isteyen insanlara baktığınızda, atılan adımlara baktığınızda, bunların kime yaradığına baktığınızda da görürsünüz. Yani Türkiye'de eğer Adana'daki tur operasyonuyla, evet, hedef alınan bu ülkenin başbakanıysa, bu ülkenin dışişleri bakanıysa, ki ben dışişleri bakanı olarak orada Adana'da bulunduğum sırada bu yapılıyor. Evet. Bu ülkenin başbakanı ertesi gün Brüksel'e gideceği bilinerek bu yapılıyor. Daha ertesi gün benim Cenevre'ye gidip Suriye konusunda konuşacağım bilinerek bunu yapılıyor. Cenevre'deki görüşmeler önce. Cenevre'deki görüşmeleri ve Sayın MİT Müsteşarımıza karşı yapılıyorsa o zamanlamaya baktığımızda net olarak şu çıkar ortaya. Birileri Türkiye'nin başbakanımızın Brüksel'e, benim Cenevre'ye suçlu gibi gitmem istedi. Evet. Peki ben Cenevre'ye suçlu olarak gittiğimde bundan kim kazançlı çıkar? Beşer Esad kazançlı çıkar, değil mi? Halbuki, evet, bu paralel yapı aynı kişileri Beşer Esad'ı destekleyen İrancı olmakla suçluyor. Evet. Hem El-Kaideci hem İrancı. Yani aynı kişileri. Şimdi burada bir akıl var mı? Burada bir mantık var mı? Burada bir hukuk var mı? O zaman bu ne anlama geliyor? Bir operasyon var. Peki bu MİT müsteşarımızın mesela geçtiğimiz yaz aylarında Washington Post'a çıkan bazı yazarların olumsuz yazılarını da ekleyebilir miyiz? Tabii. Yani çok açık, o zaman ben çıktığımda daha bu olaylar yoktu, açık olarak çıktım. Çünkü bu beni doğrudan ilgilendirir. Dışişleri Bakanı olarak bu ülkenin itibarını dışarıda korumak, bu ülkenin hükümetinin, kurumların itibarını korumak benim görevim. Eğer gerçekten Türkiye'de istihbaratta milli, yani eskiden de milli istihbarat o anlamda, milli kapasitesini artırıcı anlamda bir devrimsel adım atmış olan bir müsteşar suçlu makamına çıkarılıyorsa aslında o çıkarılmıyordur. Evet. Ona o talimatı veren başbakan o noktaya getirmek isteniyordur. Ona dış politika şeyi bağlamında ilgili olduğu için benim hepimiz bu şeye, evet, getiriliyoruz. Biz buna sessiz kalır mıyız? Yani devlet aklımız, devlet geleneğimiz bunu mazur görebilir mi? Sonra kim bize bunu anlatabilir? Şimdi son dönemde çıkartılan şeylere bakın. Her birimizle ilgili mahalle dedikodularına bakın. Evet. Ya mahalle dedikodusunu, yani ağzıma almayı haya edeceğimiz şeyler. Şimdi bunlar, bu insanlar yıpratıldığında, bu kurumlar yıpratıldığında bu ülkeye zarar vermiş olmuyor muyuz? Bu ülkeye zarar verince başka bazı ülkelere karlı çıkıyorsa bakılır bu işin arkasına ne var? Efendim, burada deniliyor ki, çok net tartışıldı bu. Denildi ki MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın olmasından rahatsızlık duydular. Bu başkaları da duydu. Ama Hakan Fidan'ın yerine bir başkasının MİT müsteşarı olmasını istediler. Hatta bugün polislikte silahına dahi el konulan kişinin MİT müsteşarı olmasını istediler. Ha, şimdi bunu isteyen biri var mı? Çok güzel. Başbakanımızın dediği gibi. Onun için söyledim. Yolu var bunun. Yani bu imkansız bir şey değil ki.
Benden memnun değillerse başkasını. Hakan Fidan'dan memnun değillerse başkasını. Diğer bakanlarımızdan ya da başbakanımızdan. Çok yok, kolay bir yolu var. Bizim gibi çıkacaklar alana. Kullu vatandaşın karşısına geçecekler. Diyecekler ki şu 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 insanlar değil, biz bu işi daha iyi yaparız. Evet. Bugün kulu olduğu için hep ondan bahsediyorum, evet. Yani. Veya bana veya başka yere. Ha, gelecekler. O zaman biz de Hondur'la yaptığımız görevi halk başka birini tercih etmişse onlara devredip ayrılacağız. CHP'yle yapıyorlar bugün. Bunun için bu kadar dolan başlı yoldan gitmeye gerek yok. Halk var. Gidersiniz halka. Bu kadar basit. Ama yok, halka gitmeyeceğim. Fakat benim dediğim olacak. Kusura bakmayın. CHP'yle davul birini de tokmak başka birinde olmaz. Başbakanımız, MİT Müsteşarı kimi isterse onu yapar. Hesabı da MİT Müsteşarımız başbakana verir, başbakanımız halka verir. Biz siyasi iktidar olarak halka veririz. Kimse gelip de araya, hadi hesabı bu hükümet versin ama kararı ben vereyim. Kimin nereye geleceğine ben karar vereyim. O olmaz. İşte zaten geçmişte de böyleydi. Bakın AK Parti niye rahatsızlıktı orada biliyor musunuz? Bu şey önemli. Tam da askeri vesayetle bunlar arasındaki irtibat burada veya paralellik. Bütün demokrasi tarihimiz boyunca aslında vasiler diyeyim, darbeciler şunu dediler. Ya siz gelin iktidara, hiçbir beis yok. Ama geldiğiniz zaman yol yapın, baraj yapın, kanalizasyon hizmetleri yapın vesaire vesaire. Ama zinhar bu ülkenin makro stratejisine, dış politikasına, makro ekonomik ilişkilerine, istihbaratına, güvenliğine karışmayın. Bunlar sizin gibi sıradan Türklerin yapacağı insan değil. Bunlar başka, bunlar seçilmiş kişilerin yapacağı şeyler. Yani seçilmiş derken halkın evet. Seçtiği değil de özel statülü. Şimdi biz bunu yıktık. Ve şu anda hesap verenle karar veren aynı. Şimdi maalesef bu paralel yapı ve arkasındaki zihniyet şunu diyor. Aynı şey. Siz şey yapın, siz orada durun, hesabı siz verin. Ama kimin nereye geleceğine, MİT müsteşarı kim olacak? Bilmem ne bakanlığın müsteşarı kim olacak? Oradaki yapılanmayla ben karar vereyim. Hayır, veremezsin. Çok açık. Sivil toplum kuruluşu sivil toplum kuruluşudur. Bir eğitim faaliyeti eğitim faaliyetidir. Siyasi faaliyet siyasi faaliyettir. Siyasi faaliyet o doku içinde yapılır. Bürokrasi nedir? Bürokrasi siyasi faaliyetin mekanizmasıdır. Aklı değildir. Yani akıl üretir bürokrasi de. Yani nihai kararı verecek olan merci evet. Değil. Burası bunu Max Weber rasyonel bürokrasi derken 100 yıl önce çözmüştü. Bitmiş bu tartışma. Evet. Bürokrasi siyasi karar alındığında alınma sürecinde ona tavsiyede bulunur. Kanaat beyan eder. Ama siyasi otorite halktan karar şeyini alan siyasi otorite kararını verir. Bürokrasi de bunu uygular. Bürokrasi siyasetin yerine geçip de ben şunu yapacağım demez. O zaman bize ihtiyaç yok. Demokrasiye evet. De gerek yok. Evet. Bunu böyle benimsediğimiz zaman aslında gruplar, yapılar üzerinde konuşmadan, ilkeler üzerinde konuştuğumuz her şey bariz. Benim kafamda emin olun hiçbir fluluk yok. Evet. Her taş yerinde. Şimdi yapmamız gereken şu. Bu taşları yerleyince koyacağız. Ben bir vesileyle şimdi aslında böyle bir kitap üzerinde çalışıyordum. Yoğunluktan yapamadım. Restorasyon diye. Evet. Biz bir tanzimat yapıyoruz. Yeniden düzenleme yapıyoruz. Şimdi bu devletin tanzim edilme sürecinde demokrasinin kurumsallaşması lazım. Yani 10 yıl içinde biz demokrasinin kurumsallaşmasını engelleyen faktörlerin bir kısmını devre dışına bıraktık. Fakat şu olayda da gördük ki demokrasi kendisi kurumsallaşmadığı zaman başka faktörler devreye girebiliyor. Demokrasi kurumsallaşacak. Herkes, her taş yerinde ağırdır. Her taş nerede olduğunun bilincinde olacak. Ama bütününe baktığınızda güzel bir bina çıkacak. Evet. Ve bu binanın bir yerinde bir sütununda bir bozukluk olduğu zaman binayı yıkmaya kalkmayacaksınız. Sütununu düzelteceksiniz. Reform da o. Bir hayal kırıklığı yaşıyor musunuz efendim? Çok. Açık söyleyeyim. Çok. Yani bu paralel yapıdaki kişilerle alakalı. Siz efendim. Yani bu ya hayal kırıklığından kasıt karamsarlıksa zinhar. Yok hiç hayır yok. Ama hani. Hiç yok. Ama hayal kırıklığından kasıt. Onların okullarına verdiğiniz destek gitti. Hayal kırıklığından kasıt. Sadece okullar değil. Bugün bize böylesine saldıran şeylerin bir kısmı benim önümde ders almış arkadaşlar. Yani bizi şucu veya bucu diye ilan etmeye çalışanlar. Veya bizim acaba bir gündemimiz var. Bunların çoğu aslında bizim ne niyetli olduğumuzu bilirler. 2 senedir, 3 senedir Suriye üzerinden
Bizi yıpratma çabasına yoğun şekilde girmiş şeyler. Üzülüyor insan. Kaç kere izah ettik? Kaç kere anlattık? Ve bütün diğer faaliyetler, ben şu anlamda da üzüntü duyuyorum. Bu kadar hasbi niyetlerle ki dün bir profesör, daha sonra şeyine geçti, Ahmet Keleş'in şeyini de izledim. Bu evet. kadar hasbi niyetlerle yürütülen çalışmaların sonuçların da hasbi olması beklenir. Şimdi yapılması gereken herkesin bütün bu yaşanan tecrübeleri çok açık bir şekilde kendi içinde tartışması. Başkasını ikna etmeye çalışması değil, kendi içinde tartışması. Kendi içinde nerede bulunduğunu bir gözden geçirmesi. Evet. Biz bunun için günde 5 kere bir hesap yaparız. Bir hesap yapılması. Bunu beklemek bizim hakkımız. Şimdi bizim bu okullarla ilgili talimat verip vermediğimizi soruyorlar. El insaf, el vicdan. Bu okulların her bir yerinde, her bir taşında bu hükümetin desteği yok mu? Pişman mısınız efendim? Yok, yani doğru yapılan hiçbir işten pişman olmaz. Bir pişman olacak şey özde hatalı olan iştir. Ama onları size karşı kullanıyor olmaları, hayır, yani, siyasete müdahale olarak kullanıyor hayır, olmaları. O pişmanlık gerektirmez, o tedbir gerektirir. Yani devlet adamı pişman olmaz. Derse şey yapar, tedbir alır. Pişmanlık özde yanlış bir iş yaptığınız zaman duyduğunuz bir histir. Böyle bir operasyonun parçası olmadığı dönemlerde doğru olduğunu düşündüğümüz her hareket, yani başbakanımız çok iyi niyetliymişiz, safmışız, Bülent Bey falan söylüyor. Bu kötü bir şey değil. Bizim için esas olan iyi niyettir. Aksine durumlar zuhur etmedikçe bir Müslümanın, bir insanın kötü niyetli olması doğru bir şey değil ki. Bizim için esas olan iyi niyet. Evet. Dolayısıyla bir pişmanlık veya da böyle bir şey söz konusu değil. Ama şimdi İşte bir takım mahalle dedikoduları tarzında çıkartılan şeylerle bir yıpratma sürecinin yürütülmesini gördüğünüzde o anlamda onlar adına sükutali hissediyorsunuz. Yoksa bizim kendi adımıza biz bu muhasebeyi zaten yapıyoruz. Ve Allah bu halkın karşısına çıkamayacağımız gibi bir şey ortaya koymasın. Amin. Yani öyle bir Allah muhafaza eylesin der. Rabbimize sığınırız. Yolumuza da devam ederiz. Hayırlısı olur inşallah. Efendim çok çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldınız, şeref verdiniz. Aslında zaman olsa da biraz daha uzatsak ama sizin tabii yarın programınız var. Sevgili seyirciler, Mevlana dergahından ve Meydan-ı Şerif odasından, çok özel bir odadan size müzakere ile seslendik. Dışişleri Bakanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu hocayla konuştuk. Müzakereyi burada noktalandırıyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir programda, başka konuklarla buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.